Şimdi bu esir takasının perde arkasında ne var, nasıl organize edildi, nasıl Ankara'da olması sağlandı? Şimdi bunları öğrenelim. Haber Global Ankara Haber Müdürü Hasan Uylaş bizimle birlikte. Hasan günaydın. Günaydın Sultan, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi Türkiye nasıl bir süreç yürüttü de böylesi önemli bir takas başkentte yapılabildi ve tabii devamı gelir mi gelmez mi Ankara'da bu konuyla ilgili ne konuşuluyor? Sultan öncelikle şunun altını çizmek gerekiyor. Ee, özellikle eser, esirlerin Rusya'da e, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından karşılanması, Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden tarafından karşılanması, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın nedenli büyük bir operasyona imza attığının e, en büyük kanıtı olarak ortada duruyor. Tabii e, özellikle yoğun bir e, diplomasi trafiğinden bahsedebiliriz. Bu esirlerin e, değiş dokusu için 7 ülke, ikisi çocuk toplam 26 esirin e, takası gerçekleştirildi. Soğuk Savaş sonrası belki de en geniş kapsamlı esir takısından bahsediyoruz. Takas operasyonu kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nden iki Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç e, Rusya'dan birer uçak Ankara'ya geldi. E, toplamda e, yine nakledilen şahıslara baktığımızda ikisi çocuk, 10 rehine Rusya'ya, 13 rehinenin de Almanya'ya, 3 rehinenin de Amerika Birleşik Devletleri'ne dedilmesi sağlandı detaylara baktığımızda e, tarihe geçen e, operasyonun Aslında ülkeler taraf ülkeler arasında diyalog kanal kanalının kurulmasını Milli İstihbarat teşkilatı sağladı e, Temmuz ayı içerisinde yani Geçtiğimiz ay içerisinde Ankara'da taraflar arasında kapsamlı bir e, müzakere masası kuruldu ve isimler üzerinde mitin koordinasyonunda müzakere Yaptığı taraf ülkeler ve belirlenen isimlerde isimler çerçevesinde bu takas işlemi gerçekleştirildi. Tabi takas işleminin gerçekleştirileceği bilgisinin gelmesiyle birlikte belki de dünyanın gözü kulağı Türkiye'ye çevrilmişti. Çünkü 7 uçak Ankara İstanbul'a havalimanına iniş yaptı ve o uçaklarda takas edilecek isimler vardı ki o isimlerin, Ankara yenişinden itibaren tüm güvenliğini Milli İstihbarat Teşkilatının sağladığını biliyoruz. E, takas faaliyetinin bütün güvenlik önlemleri, lojistik planlamaları ve ihtiyaçları MİT tarafından karşılandı ve yine taraflar arasında e, bu süreç içerisinde anlaşmanın e, Ankara'da yapılmasından sonra müzakere kanalları yine Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından koordine edildi. Tabi uçaklar Ankara'ya indi, e, merdivenlerden inmeye başladı şahıslar. Yine bu andan itibaren de e, güvenlikler yine Milli İstihbarat Teşkilatından sağlandı. Son derece önemli bir operasyon. Değiş e, tokuş sırasında da yine e, önlemler MİT tarafından alındı. Yine takas sırasında Milli İstihbarat Teşkilatı personeli de e, şahısların kendi ülke uçaklarının intikali sırasında yine MİT personeli yine önemli görev üstlendi ve bu önemli takasın gerçekleşmesini sağladı. Yine taraf ülkelerin tasdik işlemlerinin tamamlanması, rehinelerin sağlık kontrolleri talep edilen diğer ihtiyaçlarının karşılanması da yine Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan sağlandı. Tabii Rusya Devlet Başkanı Putin özellikle rehinelerin Moskova'ya intikalinden itibaren süreci yakından takip ediyordu. Rehinelerin Rusya'ya intikali sırasında Moskova'da havalimanında rehineleri karşıladı ve burada önemli bir açıklaması vardı. Rusya'ya verdikleri yemine sadık kaldıkları için Putin esir takasıyla Rusya'ya dönen. Esirlere bir anlamda teşekkür etti. Yine ABD Başkanı Joe Biden'ın da yine bu esirleri Amerika Birleşik Devletleri'nde havalimanında karşıladığını biliyoruz. Ancak şunun altını çizmekte fayda var. Türkiye yoğun bir diplomasi yürüttü ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu esir takası faaliyetini, an be an takip etti. Esir takası değişimi sırasında e, yine anlık olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgilendirildiğini biliyoruz ki e, bu esir takası sonrası Joe Biden'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili ilişkiler, bölgesel konular kapsamlı bir şekilde e, gündeme geldi. Ancak diğer taraftan da İsmail Haniye suikastı sonrası e, Gazze ve Filistin'deki son durumda İki lider arasında yapılan telefon görüşmesinde gündeme geldi ancak Joe Biden özellikle görüşmede Amerika Birleşik Devletleri adına rehine takasının sorunsuz bir biçimde gerçekleşmesi için gösterdiği gayret dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için Türkiye'nin elinden gelen geleni yapacağı noktasında bir mesaj verdi. Tabii bundan sonraki süreçte bu takaslar devam edebilir mi ki daha önce biz Rus Ukrayna savaşı sonrası Rus ve Ukraynalı esirlerinin Türkiye'nin girişimleriyle birlikte takas edildiğine şahit olmuştuk ee, diğer taraftan da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası e, belki de Savaşın bu boyuta gelmesindeki en temel sebeplerden bir tanesi İsrail'li rehineler konusuydu ki Türkiye'de rehinelerin serbest bırakılması noktasında hı hı. yoğun bir diplomasi yürütüyordu. Diğer taraftan da rehine aileleri İsrail'de sokakta eylem yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektupla rehinelerin kurtarılması noktasında talepleri vardı. Evet. E, bu anlamda e, istihbaratın bu düzeyde e, rehine takasları noktasında çalışmasının devam edeceğini söylersek yanlış bir ifade olmaz. Peki aslında